Yani şu anda burada 90 derece açıda şöyle bir takım yolu çıkarıyorsa ben bu açıya sıfır girdiğim zaman takım yolum 90 derece dönüp şu şekilde kesimler yapmaya başlayacak. Şuradaki çizgiyi takip ederek paralel adımlar atacak. Başlama köşesini seçebilirim. Üst sol, üst sağ, alt sağ ya da alt sol şeklinde 4 farklı köşede seçim yapabilirim. Şurada bir köşelerde radius seçeneğimiz var. Şu şekilde keskin bağlantılarımız varsa eğer radius değerini buradan belirtip takım yoluna radius kırabiliriz. Sonraki diyorum parametreler. Yana kayma standart bir şekilde mi olsun, adaptif mi olsun, dikdörtgen mi olsun? Şimdi biz standarttan devam edeceğiz. Adaptif ile dikdörtgeni daha sonra göreceğiz. Standart diyorum. Yana pası soruyor bana. Yani bir takım yoluyla diğer takım yolunun arasındaki mesafe. Örneğin 0,5 milimetre. Alt tarafta tolerans ayarı var. Devamında delikleri, işte delikleri görmezden gel seçeneklerimiz mevcut. Derinlik ayarları kısmında takım yolu üst sınırı, alt sınır belirleyebilirsiniz. Tam genişlik kesiminde çoklu derinlik dediği bir kısım var. Buradan da şöyle nasıl anlatsam böyle yüksek kesimli olan hani bu paralel takım yolu olduğu için yatay yüzeyler işler. Yüksek kesimi olan kısımlarda çoklu derinlik vermek için aralara takım yolu atar. Aşağı adımlama da verebilirsiniz. Derinlik adımı ve geçiş sesi örneğin 0,2'ye 5 derseniz pasoyu 5 milimetre pardon çok özür dilerim 1 milimetre çoğaltır. Yani 0,2'den çarpı 5 eşittir 1 milimetre yapar. Bunu da dilimler veya pasolar şeklinde yani tek tek böyle de bir bölgeyi 5 kere de veya bütün bölgeyi 5 tekrar yapacak şekilde ayarlayabilirsiniz. Sonraki diyorum burada giriş çıkış ayarları var. Nasıl girsin? Mesela örneğin kazık giriş yapmasını istiyorum. Bir önceki takım yollarında da gördüğünüz gibi çeşitli giriş ve çıkış ayarları. Seçenekler kısmında sınır seçenekleri, takım merkezi, takım içeride ve takım dışarıda şeklinde 3 farklı seçenek ve kesim alanları ölçüler mi olsun, parça altı mı olsun yoksa 3D alanlar mı olsun? Ben şu anda parça altı diyeceğim çünkü birazdan sınır tanıtacağım. Finish kalan işte diyebilirsiniz. Bir önceki operasyonunuz varsa önceki operasyondaki takım şeklinde de bir ayar yapabilirsiniz veya STL stok çağırıp bu şekilde STL stok çağırıp STL stoktan da işlem yapabilirsiniz. Açı limitimiz var burada. Belli başlı açılar arasında işlem yaptırabilirsiniz. Örneğin 0 ve 30 derece açıları arasındaki işleme şekilde 30 ve 90 derece arasındaki işlemelerde buradaki gibi oluyor. Aynı şekilde işlem alanında açı limitlerinin arasında ve açı limitinin dışında örneğin 0 ve 30 derece arası 30 ile 90 derece arasını işler. Yani 0 ve 30 derece yazdık. Açı limitinin dışını işlerim. 30 ve 90 derece arasını işler. Devam ediyorum. Bağlantı türleri takip et. Yüzeyin formunu takip et. Yatay ve dikey işleme yap. Direkt geçiş yap. Yay şeklinde yap. Veya full çıkış şeklinde her takım yoluna ayrı ayrı çıkış yaptırabilirsiniz. Ben şu anda bunu takip ediyorum. Ve finish'e basıyorum. Burada sınır belirleyeceğim. Şuradan sağ tıkladım. Seç tekrar seçtim. Ve şuradaki sınırımı seçiyorum. Sağ tıklayıp takım yolunu hesapladım. Evet hesaplamamız bitti. Gördüğünüz gibi bana şu şekilde takım yolları attı. Buralar dik duvar olduğu için buralara çok adımlama yapamadı. Şimdi örneğin takım yoluna biz açı verelim. Verelim çeksin operasyon düzenle. İşlem açısı 45 derece çekip tekrar bir hesaplama yaptıralım. Bu hesaplama da bittikten sonra evet bitti şu şekilde. Gördüğünüz gibi şu anda mesela işlediği yerler birazcık daha sıklaştı. Gördüğünüz gibi. Burada da bu şekilde bir takım yolu var. Pro paralel işleme bu şekildedir. Hepinize iyi çalışmalar dilerim.